Kitleden herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bu video bir farklı video olacak. Çünkü vedaya gidiyoruz. Veda demek ayrılık demek. Sevdiğinizden kopmak demek. Biz de şimdi o kara sevdamıza, arzın kalbine şimdilik veda etmeye gidiyoruz. Rabbim inşallah tekrarını nasip eyler ve bu tekrar çok fazla sürmez. Birçoğunuzun dualarında yer verdiği gibi o hasret fazla uzun sürmez ve yeniden bu kutsal beldede Rabbim bizleri misafir eyler, ağırlar. Dileğimiz, duamız her daim bu oldu. Bizi beytinde ağırlayan, misafir eden, peygamberinin huzurunda kabul eylen Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Evet, burası Cidde'nin kral yolu diye bilinen protokol yolu. Sol tarafımızda şu an akşam karanlığı olduğu için Beled denilen eski şehir merkezi de mevcut az ileride. Şu sağ taraf ise Cidde limanı. Gemilerle dünyanın dört bir noktasından ticaret malları buraya geliyor. Geçmişte de Cidde buradan birçok hacı adayını karşılamış ve kervanlarla Mekke'ye göndermişti. Bugün de yine Afrika'dan karşı Kuzey Kızıldeniz'in karşı sahillerinden gelen haç kafilelerini karşılayıp Mekke-i Mükerreme'ye ulaştıran bir giriş noktası konumunda. Evet, Cidde, Ceddün ya da Ceddetün yine anlamında, biliyorsunuz Ceddün Arapçada dede demek, Ceddetün de nine demek. Bir şekilde sol tarafta Hazreti Havva annemizin de kabrinin bulunduğu ifade edilen bir kabristan var. Dünyaya gönderildikten sonra dünyadaki ilk mekanının Hazreti Havva annemizin Cidde olduğu, Adem babamızın ise Hindistan'da yeryüzüne indiği rivayet ediliyor. Tabii ki en iyisini Cenab-ı Allah bilir. Sol taraf işte Havva annemizin mezarının olduğu bölge, Beled diye bilinen Cidde'nin tarihi merkezi. Şu anda biraz da turistik bir merkez haline getiriliyor Suudi Arabistan tarafından. Cidde bugünlerde hem sıcak hem nemli bir ortama sahip. 40 derecenin yanında bir o kadar da yüksek nem var. İnsanı hem sıcak olarak yoruyor hem de nem olarak nefessiz bırakacak bir hava var. Dışarıda gezdiğiniz zaman, az hareket ettiğiniz zaman sırılsıklam oluyorsunuz. Cidde'nin böyle de bir yapısı var, sahil kenti olması bakımından. Dakikalık bir yolculuğun ardından Cidde çıkışına geldik. Cidde'nin bir ucundan bir ucu 40 kilometreyi geçiyor. Biz kuzeyinde ikamet ediyoruz. Burası da güney ucu, Rahleli yol diye bilinen Harameyn yolu, Medine ile Mekke arasındaki yollardan bir tanesi. Tabii ki burası Cidde'yi Mekke'ye bağlayan ana yol. Medine üzerinden gelen yol ise daha kuzeyde yer alıyor. Cidde'den Mekke'ye şu an için 3 yolla ulaşılabiliyor. Bir tanesi bu Harameyn yolu, bir tanesi bunun hemen paralelinde eski Hudeybiye yolu, ticaret yolu, gemilerle gelen hacıların ve umrecilerin Cidde'den Mekke'ye intikal ettikleri yol. O yol şu anda biraz sakin, şehir içinde kalmış durumda.
Yine yeni bir yol açıldı. Havalimanından 75 kilometreye düşürecek yolun bir kısmı açıldı. Üçte birlik kısmı kaldı. Yine Medine yolu üzerinden de Cidde'den Mekke'ye ulaşılabiliyor. Cidde, umre ve hac yapmak maksadıyla farklı ülkelerden gelen, özellikle kuzey ülkelerinden, Asya ülkelerinden, dünyanın dört bir yanından direkt geliş olarak Mekke tercih edildiği zaman umre ve hac yapmak maksadıyla gelenlerin Mekke'ye giriş kapıları dolayısıyla mikat noktasının içerisinde yer alıyor. Türkiye'den gelenler Mekke Cidde'ye 170 kilometre uzaklıkta kuzeyde Cuhfe denilen ve bugün çok az kullanılan mikat noktasını geçip geliyorlar. Dolayısıyla uçaktayken Cuhfe'ye gelmeden önce veyahut da Türkiye'deki havalimanlarında mutlaka ihramlı gelmek gerekiyor. Bunu kaçıran kardeşlerimiz oluyor ya da gelip Cidde'de giysek ne olur diyenler oluyor. Eğer bir kişi umre ve hac yapmak maksadıyla Mekke'ye geçmek üzere Cidde'ye iniyor ve ihramsızsa dem denilen bir koyun veya bir keçi kesme cezasıyla karşı karşıya kalır. Bu cezadan kurtulmak istiyorsa Cidde'ye geldikten sonra en yakın mikat noktasına gidip ihrama girmek zorunda. Yani umreye ve hacca niyet etmek zorunda. Haçtan önce biliyorsunuz zaten bir umre yapılıyor. Dolayısıyla direkt hacca niyet edilmiyor. Haccın öncesinde bir umre var. Dolayısıyla Cidde'ye gelen kimsenin mutlaka umreye niyet ederek üzerinde ihram olarak gelmesi gerekiyor. Dünkü videoda da söyledim. İhram aslında bize daha önce helal olan şeylerin basitten zora doğru haram hale gelmesi. Yoksa üzerimizdeki elbiselerin bir anlamı yok. Ama tabii ki biliyorsunuz Cenab-ı Allah'a ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman üzerimizde de kefenden başka bir şey yer almıyor. Dolayısıyla bütün dünya malını da geride bırakıp üzerimize kefeni giyip o şekilde toprağa veriliyoruz. Bir anlamda o noktada özellikle erkekler için ihram aynı zamanda kefen gibi bütün dünya yüklerinden arınıp sırf Allah'ın rızasını kazanmak üzere yapılan bir yolculuğu ifade ediyor. Umre ve hac yolculuğu. Umre yılın her döneminde, Kurban Bayramı günleri hariç yılın her döneminde yapılabilirken hac sadece Kurban Bayramı günlerinde 5 günlük bir ibadeti kapsayan, belli şartları taşıyan kişilere farz olan bir ibadet. Namaz herkese farz. Namazın birçok istisnası olmakla birlikte namaz müminlere farzdır. Ve dolayısıyla onlar otururken, ayaktayken, yatarken Allah'ı zikrederler diyor Cenab-ı Allah ve belli rahatsızlıklara göre Cenab-ı Allah belli kolaylıkları namaz kılanlara sunarak onların namaz ibadetini eksiksiz yerine getirmelerini ifade ediyor. Aynı abdestte olduğu gibi abdestte de birçok kolaylık var şartlara ve durumlara göre. Oruçta yine sağlıklı olmak gerekiyor biliyorsunuz. Hac ve zekat içinse mali yükümlülük gerekiyor. Aynen yine bedenen hac için sağlıklı olma şartı var. Hac hem mali bir ibadettir hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla hem bedeni hem de mali bir ibadettir ve külfeti ağırdır. Şartları da ağırdır. Hac meşakkattir diyor Peygamber Efendimiz. Hac Arafat'tır. Dolayısıyla insanlar hac günlerinde bol yürüyerek, uzun yürüyüşler yaparak yoruluyorlar. Tabii ki buna değiyor. Bu yapılan yolculuk Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak, onun katında değerimizi artırmak üzere yapılan bir yolculuk. Umre ise sünnet, yılın her döneminde yapılabilir.
Arafat yok, Müzdelife yok, Mina Cemarat bölgesinde şeytan taşlama yok. Ama onda da yine ihram var, tavaf var. Yine aynı şekilde kurban ibadeti yok. Dolayısıyla umre ve hac yapmak üzere gelenlerin Cidde'de mutlaka ihramlı olması gerekiyor. Bireysel vizelerin arttığı dönemde özellikle kardeşlerimizin buna dikkat etmesi gerekiyor. Bazen unutuluyor, atlanıyor. Bu tür durumlarda ya Taif'e gideceksiniz, Taif'teki Karnül Menazil'de ihrama gireceksiniz veyahut da taksi tutup kuzeyde Yanbu yolu üzerindeki Cuhfe Mikat bölgesine gideceksiniz, ihrama gireceksiniz. Bunu yapmadığınız takdirde bir kurban cezası var ve bu kurbanların da mutlaka ve mutlaka Mekke-i Mükerreme'de kesilmesi, o cezanın Mekke-i Mükerreme'de ödenmesi gerekiyor. Ben bu cezayı başka yerde bağışlar yaparak, kendi ülkemde keserek yerine getiririm olayı söz konusu değil. Evet, yolculuğumuz yaklaşık 45 dakika sürecek. 90 kilometrelik bir mesafe. Evden çıkışımızda Mescid-i Haram'a varışımız hemen hemen 1 saat sürüyor. Yol 120 kilometre hıza müsait ama bol kameralarla denetlenen bir yol. 5 şeritli bir yol olduğu için de çok rahat bir şekilde Mekke-i Mükerreme'ye Cidde'den ulaşabiliyorsunuz. Evet, şu anda Mekke Harem noktasına geldik. Bu iki tane işaretin altından geçtiğimiz zaman Mekke Harem'ine girmiş olacağız. Dolayısıyla Cidde'den gelenler, Cidde'de oturanlar bu noktaya gelmeden hemen geride mescit var. Orada ihrama girip namaz kılıp umreye niyet edebilirler. Burası Hudeybiye'nin hemen yakınında bir yer. Şu virajı döndüğümüz zaman da çirkinliğiyle ön plana çıkan ama Mekke'nin dört bir yanından da en uzak köşeden gözüken Saat Kulesi'ni görmüş olacağız. Bakın şurada uç kısmı gözüküyor Saat Kulesi'nin. Sola doğru Mekke-i Mükerreme. Hemen şimdi az ileride 3-4 kilometre ileride meşhur Rahle var. Onun altından geçerek Mekke'ye girmiş olacağız. Artık Mekke'nin giriş noktası. Buradan sonra Mekke'nin civarındaki evler başlıyor. Mekke'nin mahalleleri Rahle'den itibaren başlıyor. Evet, şurada bakın. Evet, orası. Şu parmağımı gösteriyorsunuz. Arabanın ucuyla birlikte Saat Kulesi'ni seçebilirsiniz. Tabii ki karanlık olduğu için ancak tepesindeki ışıklar görülebiliyor. Evet, yavaş yavaş Rahle'ye doğru da geliyoruz. Şimdi dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim rahlelerinden birinin altından geçeceğiz. Normalde ışıklar vardı ama şu an ışıkları yanmıyor. Bir ara bakım yapmışlardı. Kapatılmış. Evet, gördüğünüz üzere bu Kur'an-ı Kerim rahlesi Harameyn yolunun adı. Bir başka adı ise Rahleli yol ve ileride Mekke-i Mükerreme'nin Zaidi denilen mahallesi var. Şu anda Mekke'ye giriş yapmış olduk. Rahle'yi geçtik. Sol tarafta ve sağ tarafta tesisler var. Haç zamanı bu bölgeye de ek bir teftiş noktası kuruluyor. Ramazan'da da hakeza. Hemen şu sağ tarafta yol kapatılıyor burada. Hemen şu sağ taraftaki bölüme araçlar alınarak tekrar kontrol ediliyor. Haç vizesi olanlar Mekke'ye alınıyor. Haç vizesi olmayanlar Mekke'ye alınmıyor. Ankara'ya giderse elbette yemelisiniz. Bu yıl
haç nedeniyle çok fazla insana da ceza yazılmış. Hatta haçtan sonra ceza yiyen insanlar var. 10 bin riyal para cezası. Yurt dışı yasağı aldılar almadılar bilmiyoruz. Parayı ödemişler. Kalmak için uğraşıyorlarmış bazıları. Terhilden kurtulmak için. Burada oturumu olanlara da terhil denilen iş akdinin sona erdirilip yurt dışına çıkarılma işlemi var. Buradakilerin de ceza alması ciddi anlamda kendileri açısından da risk oluşturuyor. Geçmiş yıllarda çok fazla sorun olmuyordu. Yine ceza alanları duyuyorduk ama bu yıl çok fazla insan uygunsuz yollardan Mekke'ye girmek veya ne bileyim ana yollardan Mekke'ye girmek üzere izinsiz geldiği için çok yüksek miktarlarda para cezalarıyla karşı karşıya kaldılar. Ama men istata'a sebila diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim bir yol bulursa gelsin diye tabii ki gücü yetenlere farz. Bir kez daha söylüyoruz. Borç, harç sağdan soldan değil. Kişinin kendi mali imkanlarının yeterli olması gerekiyor haç için. Gönül her şeyi istiyor ama Cenab-ı Allah'tan bazı ibadetlere bazı şartları istiyor. Zekat için de biliyorsunuz. Belli bir mali zenginliğe ihtiyaç var. 40 koyun, 40 keçi, 30 sığır, 80 gram altın, işte farklı farklı ölçekler var. Dolayısıyla kişinin bütün borçlarını ve bir yıllık ihtiyacını çıktıktan sonra eğer parası kalıyorsa o kişi belli bir mali yükümlülüğe erişmişse zengin sayılıyor ve bu kimselere hac ve zekat farz hale geliyor. Bu mali yükümlülükleri taşımıyorsa o kişiler o sorumlulukla sorumlu tutulmuyorlar. Evet, Mekke'ye yaklaştıkça Saat Kulesi'nin de büyüklüğü ortaya çıkıyor. Burası yine çevre yolu. Sağ taraf Arafat ve Taif'e geçerken sol taraf Medine tarafına devam ediyor. 4 tane büyük çevre yolu var. İçten başlayarak 1, 2, 3, 4 diye Mekke'yi baştan başa çevreliyor. 4 tane büyük çevre yolu. Halka halka farklı bağlantı yollarına araçlar ulaşıyorlar. Şerikelek lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerikelek lebbeyk innel hamde vel ni'mete لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر La ilahe illallahü Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallahü Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil mi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyü ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbim sizlere de böyle güzel kutlu bir yolculuk nasip eylesin. Umre yapmayan kardeşlerimize umre, henüz hac etmemiz kardeşlerimize de hac nasip eylesin. Bu kutsal beldelerden en güzel şekilde faydalananlardan eylesin. Rabbim razı oldu. Kullar zümresine hepimizi dahil eylesin. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de misafir eylediği kullar zümresine hepimizi dahil eylesin. Sıkıntılarımıza derman olsun. Bizi imtihan ettiği şeylerde malımızla, canımızla, evlatlarımızla, eşlerimizle, iş hayatımızda, hayatın farklı alanlardaki farklı imtihanlarda kendi rızasına uygun hareket etmeyi nasip eylesin. İmtihanlarımızı kolay eylesin, zorlaştırmasın. Yıl boyunca haftada bir haydi ne yapalım, Mekke'ye gidelim, bir umre yapalım, bir tavaf yapalım falan, arkadaşımız gelmiş onu ziyaret edelim, dönerken de bir tavaf yapıp dönelim diyerek bu yolculuğu yapmıştık. Her Ramazan burada iftar etmek için bu kadar yolu her gün gelip gitmiştik. Tabii ki bütün bu nimeti özlemle hatırlayacağız. Rabbim kabul eylesin. Tek derdimiz, niyazımız onun rızasını kazanmaktı. Başka bir derdimiz, gayemiz yoktu. Burası Taif'e de giden iç çevre yolu, üç nolu çevre yolu. Az ileride de karşımıza Sevr Dağı gelecek. Üzerinde Peygamber Efendimizin 3 gün boyunca gecelediği, örümceklerin ağını ördüğü, kuşların yuva yaptığı, Resulullah'ın hicret yolculuğunun Mekke'deki en önemli ayaklarından bir tanesi. Hatta şu anda size yansımıyor ama uç tepe noktasında böyle cep telefonu ışığı gibi bir ışık yansıyor dağın zirvesinden. Muhakkak orada şu anda havanın serinliğinden istifade edip oraya çıkan kardeşlerimiz var. Henüz umre sezonu açılmadı. Birçok otel hac nedeniyle kapandı. Çok az otel açık. Bu yıl baktığım zaman umrelerin de 15 Ağustos'tan sonra olduğunu görüyorum. Şirketler de bu yıl hemen Muharrem'de umre yapmak yerine Ağustos'ta umre seferlerini başlatmışlar. 15 Ağustos itibariyle birçoğunun umre sezonu başlıyor.
Muharrem'de çok az insan olacak anlaşılan. Zaten sıcak, yüksek sıcaklıklar var. Bir de yorucu bir hac sezonu oldu hem şirketler açısından hem bireyler açısından. Dolayısıyla şu anda herkes üzerindeki yorgunluğu atmaya çalışıyor. Zaten bir hafta 10 gün boğaz hastalıkları, yorgunluk, kas ağrıları insanlar üzerinden eksik olmuyor. Evet, şu anda Sevr'in üzerinde belli noktalarda cep telefonu ışıklarını görebiliyorum. Karşıdaki, devam et sağdan. Görebiliyorum. Patika yol üzerinden Sevr'e çıkan kardeşlerimiz veya inen kardeşlerimiz var. Çünkü ışıkların bir kısmı yukarıya doğru giderken bir kısmı aşağıya doğru iniyor. Hemen şu ışığı geçelim. Zaten karaltıdan Sevr'in o ihtişamı ortaya çıkacak. Bakın yavaş yavaş gölgesi belirmeye başladı. Şöyle sokak lambaları da biraz azalsın aşağı ışığa doğru. Bakın arkada bir gölge gibi, bir silüet gibi Sevr bizi karşıladı. Peygamber Efendimiz'i 3 gün boyunca misafir eden, üzerinde ağırlayan Sevr. Evet, Sevr'den sonra Ecyat bölgesine geldik. Bu sağ taraftaki otelleri hatırlayanlar olacaktır. Bu bölgede kalan şirketlerimiz var. Sevr'in orada şimdi Bata Kureyş denilen bölgede bazı şirketlerimiz yeni oteller var. Oralardan otel tutup misafirlerini ağırlıyorlar. Çünkü bu bölgedeki otellerin birçoğu artık eski ama yakın olmasından dolayı da pahalı. Bu bölgede otel fiyatları 100 riyalden başlıyor. O da olarak sol tarafta nukbe 1, nukbe 2 ve nukbe 3 var. Booking'den bakabilirsiniz. Bazen otel tavsiyesi isteyenler var. Tabii içleri nasıl bilmiyorum ama gelip buralardan oda kiralayan arkadaşlarımız oluyor. Bu bölgede 80 riyal ile 100 riyal arasında otel odası bulabilirsiniz umre sezonunda. Bazıları karışık. Türkiye Cumhuriyetlerden var, Mısır'dan var. Dolayısıyla bu bölgede oteller karışık konumda. Ama bu bölgenin de avantajı hemen şu aşağıya rampayı indiğiniz zaman zaten otobüsle inilip çıkılıyor. Ramazan'da burayı çok yürüdük. Çok da fazla otobüs yoğunluğundan, trafik yoğunluğundan binmeyen kardeşimiz vardı. Bu rampayı çıkmışlardı. İnerken zaten hızlı iniyorsunuz ama çıkış epey zorluyor sizi. Hemen aşağıdaki Saat Kulesi'nin arkasındaki otobüs durana kadar otobüs sizi indiriyor. Ondan sonra 300 metre yürüyerek Abdülaziz kapısından çok rahat bir şekilde hareme ulaşabiliyorsunuz. Ben bu bölgeyi her zaman için tavsiye ediyorum. Mahbesül Cin de güzel. Dümdüz bir alan Mahbesül Cin. Orada da bir tünel vasıtasıyla hareme ulaşılıyor. Bas bas devam et, ne bekliyorsun? Soldan da gidebilirsin, devam et ya. Sola dönecekler için. Kararsız kaldın. Evet, sağ taraftan da Gazze Garajı bölgesinden gelen araçları görüyorsunuz. Bu Kabe'nin etrafındaki dağlar tünellerle delinmiş durumda. Dört bir tarafı tünellerle geçilmiş durumda. Peygamber Efendimiz de bu dönemde bu tüneller yoktu. Burası tepeydi. Peygamber Efendimiz hemen şu tünelin ileri noktasında devam ediyor. Sevr'e geçmişti. Saat Kulesi'nin sağ tarafından haremden çıktıktan sonra Hilton Oteli'nin olduğu bölgeden, Mesfele denilen bölgeden Sevr'e ulaşmıştı. Çünkü o dönem burası dağlıktı. Evet, gördüğünüz üzere Ecyat bölgesinden aşağıya doğru indik. Şu an düzlüğe indik. Sol tarafta otobüsleri görüyorsunuz. Otobüs garajları var. Hacılar buradan hemen Saat Kulesi'ni geçerek Abdülaziz Kapısı vasıtasıyla çok rahat bir şekilde hareme giriş yapıyorlar. Bu sağda sokakların içerisinde de yine uygun fiyatlı oteller var. Bunun için otel kiralaması yapan Booking, Agoda gibi
farklı sitelere bakabilirsiniz. Yolculuğumuzu burada sona erdirelim. Bu videoyla bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.